Arkadaşlar eğitim başlamak üzere Şimdi yoklamaya açtık Anket olarak Sildo'da yayınladık 10 dakika açık tutacağız Lütfen ekip grubunuzu doğru girerek doldurun İsminiz de doğruysa zaten yoklama tamamlanmış oluyor Bugünkü birinci yoklama bu İkinci yoklamayı da Sonraki derste atacağız Evet tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ekranımı paylaşıp kaldığımız yerden devam edelim. Arada sorular geliyor. Tek tük böyle e, arada mesajlarınızı okuyup sorulara cevap vereceğim ama mutlaka mutlaka kaynayan sorular olacak. Atlayacağım çünkü hepsine cevap vermeyeceğim siz atladığım sorularınızı tekrardan sorarsanız dediğim gibi ekipteki arkadaşlar yardımcı olacaktır. Biz şimdi ara verip gelinceye kadar gördüğünüz gibi Flutter e, klasöre çıkmış. Nerede? İndirilenler klasöründe. Şu klasörün içinde Flutter diye bir klasör olmuş. Bizim yapacağımız tek şey buradaki klasörü yani bu iki buçuk yaklaşık gigabaytlık klasörü Yerel Disk C'yi açıp, Yerel Disk C'nin içinde Development diye bir klasör açıp oranın içine taşımak. Yapacağınız tek şey o. Ee, bu klasörün ismi çok önemli değil. Siz e, ama mümkün mertebe Türkçe karakter kullanmayın. Buraya Development değil de Dev de diyebilirsiniz. Herhangi başka bir şey de diyebilirsiniz. Yapacağınız tek şey e, Şuradaki Platter klasörünü buradan tutup Buraya taşımak. Zaten Var o yüzden taşımasına gerek yok. İptal ediyorum. Taşındı diyor gerçi çoğu. Hepsini bitirecek mi? Kalan üye bu kadar. O taşıyabilir çok önemli değil. Şimdi bunu taşıdıktan sonra yani bu taşıma işlemi bittikten sonra yapacağınız işi anlatıyorum. Şu ana kadar 3 e, adımı anlattım. 3 adımda da iki farklı yöntemle anlattım. Birinci adımda çikolatayı kurulumunu gösterdim. O şart değildi. Ee, onu kurarsanız sadece işiniz çok kolay oluyordu. Sonra giti e indirip nasıl kuracağınızı anlattım. Sonra Visual Studio kodu e, indirip nasıl kuracağınızı anlattım. Visual Studio kodu. Ee, daha doğrusu nasıl kuracağınızı göstermedim ama e, orada sıkıntı yaşayanlar yazabilir. Yapacağınız tek şey Next Next demek. Bu dosyaları atla diyelim. Ee, tekrardan kurmasın. Visual Studio Code önemliydi. Şimdi Flutter'ı nasıl kuracağınızı, nasıl indirip nereye taşıyacağınızı anlattım. Şimdi asıl kuruluma geldik. Eğer şu an anlatacağım adımı yapmazsanız şöyle bir şey olacak. Siz buraya Flutter yazdığınız zaman Flutter yazdığınızda diyelim ki ben bir tane e'yi eksik yazayım. Flutter doktor yazacağız mesela biraz sonra. Siz yazdığınızda diyecek ki Flutter bilinen bir komut değil. Eğer bu diyeceğim adımı yapmazsanız. Nedir o adım? Şu. PowerShell'e yani terminalinize Flutter'ın yerini göstermek. Yani siz Flutter yazdığınızda nereye bakacağını göstermek. Onun için e, arama kısmına şunu yazmanız gerekiyor. Umarım işletim sistemlerinden biri kapandı. Windows kapandı sanırım. Evet maalesef Windows kapandı. O yüzden Windows'u tekrar geri açmam gerekecek. Bu birkaç dakika sürebilir. Şöyle göstereyim işlemleri yaparken de birlikte yapalım. Kapanmadan bir sorsaydı. Windows açılırken Linux'u da açayım tekrar geri. Bunları tam ekran yapayım yine. Şunu da tekrardan tam ekran yapayım. Alatan Allah'tan hızlı <laughs> geldi. 30'da. Tamamdır. Çok bir şey kaybetmedik. Biraz hızlı geldi. Linux tarafı da hızlı geldi. Bunu da tekrar açıyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk yapacağımız şey yerel disk C'yi kontrol edelim. Hala duruyor mu orada? Development klasöründe Flutter klasörümüz duruyor. Ne yapacaktık? Şu arama bölümüne ortam değişkenleri yazıyorum arkadaşlar. Ortam değişkenleri. Siz İngilizce yazarsanız e, Environment Variables şeklinde yani olduğu gibi İngilizce'ye çevirebilirsiniz burayı. Sistem ortam değişkenlerinizi veya hesabınızdaki bu ikisi de aynı yere açılacaktır. Fark etmez tıklayabilirsiniz. Burayı tıkladığınızda sağ altta ortam değişkenleri bölümü var. Bunu yapmazsanız e, sizin Terminaliniz yani PowerShell olabilir git 5 olabilir başka bir terminal kullanıyor olabilirsiniz Kullandığınız terminal flutter bilmeyecektir Siz şurada pet bölümüne Ali için kullanıcı için yapacaksanız eğer burayı sistemin tamamı için yapacaksanız burada peti bulup ekleyeceksiniz ee, Çok ciddi farkları yok ama e, kullanıcı için yapacağım için ben burada şu an kullanıcı için yapıyorum Peti tıklayıp düzenle diyorum Bet'i tıklayıp düzenle dediğimde siz geldiğinizde burası olmayacak. O yüzden ben burayı sileyim. Şimdi burayı sildim. Ben burayı sildiğimde bakın. Visual Studio koda bastım yanlışlıkla. tekrardan ee, terminali geri açayım. Terminal burada gördüğünüz gibi. Buraya Flutter Doktor yazıyorum. Flutter Doktor. Ee, şeyden dolayı getirdi şimdi. Getirebildi. Çok o yüzünden getirdi. Normalde getiremez. Durduruyorum şimdi bunu. Ee, diyeceği şey böyle bir komut yok. Siz 5'ten ortam değişkenlerinden bunu sildiğiniz için. Gerçi daha kaydetmedim. Şöyle kaydedip tekrardan deneyeyim. Diyecek mi demeyecek mi sadece onu merak ediyorum. Tamam gördüğünüz gibi Flutter tanınmış bir şey değil diyor. Flutter'ı bilmiyor. Yani çok odan da getiremedi. Biraz önceki tahminim yanlıştı. Şimdi ortam değişkenlerine girip Flutter'ı e ekliyorum. Tekrardan geliyorum. Pet'i e tıklıyorum. Düzenle diyorum. Düzenle dediğimde şu an burada Flutter yok. O yüzden de Flutter'ı tanımıyor. Ben Flutter'ı tanıtmak için ona göz at diyorum. Yeni bir tane ekleyeceğim ya. Direkt buradan yeni ekleyip oradan da göz at diyebilirsiniz. Aynı yere çıkacaktır. Nereye indirmiştik? Bakın. Ee, nerede? Bilgisayar. Bu bilgisayar. Yerel disk. C. Development ve Flutter ve Bin klasörü. Seçeceğiniz şey bu Bin klasörü ve şu şekilde görmeniz lazım. Bunu kaydediyorum. Kaydettikten sonra tamam diyorum ve bitti. Tamam deyip kapatıyorum. Tekrardan açtığım zaman bakın biraz önce Flutter doktor yazdığımda tanımıyordu. Şimdi tekrardan yazıyorum ve tanıyor. Flutter'ın ne durumda olduğunu söylüyor. Öncelikle Windows'un kurulu olduğunu söylüyor madde madde Windows kurulu yani Flutter kurulu Windows versiyonu uygun Android kurulu Android Studio kurulu Android Studio'yu anlatacağım oraya anlatmadım hala Chrome kurulu Visual Studio kurulu değil Visual Studio'yu kurmadım Android Studio kurulu bu Android SDK'di burası Android Studio'nun kendisi Visual Studio Code kurulu onu gösterdim ve şu anda aktif bağlı 3 tane cihaz var. Aktif bağlı 3 tane cihaz dediği bir tanesi Windows kendi makina. Yani Flutter'ı çalıştırabilecek 3 tane cihaz görüyor şu anda. Ee, bir tanesi Windows'un kendisi. Bir tanesi Google Chrome. Bir tanesi Edge. Şimdi ben e, normalde Android Studio'da ter, ter, şey açarsanız şu anda açamayacağız. Başka bir sorunla karşılaşıyoruz. Burada bu sanal bir işletim sistemi olduğu için. Sadece sanal işletim sistemi olmak değil bendekinin problemi. Sizde bu söyleyeceğim her iki problem de sizde yok. Yani sizin işletim sisteminiz birincisi sanal değil. İkincisi %90 ARM tabanlı bir işlemci üzerinde çalışmıyor. Ee, muhtemelen ya AMD veya Intel'de çalışıyor. Dolayısıyla bu problemlerle karşılaşmayacaksınız. Flutter Doktor yazdığınızda yani Flutter kurulumunu başarıyla dediğim klasöre taşıdıysanız ve ortam değişkenlerinde değiştirdiyseniz bunu görüyor olmanız lazım. Ee, bu şekilde görürsünüz. Bu tiklerin bazıları sizde eksik olabilir. Önemli değil. Bugün için eğer şu birincisi aktifse ve şu üçüncüsü aktifse Chrome ve şu Visual Studio Code aktifse sizin için yeterli bu eğitim süresi boyunca başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Bu eğitim süresi boyunca birinci madde yani Flutter ile ilgili madde. Zaten Flutter kurulu değilse hiç göremeyeceksiniz bunu İkincisi Google Chrome Üçüncüsü Visual Studio Code kuruluysa Bu eğitim yani bir aylık eğitim boyunca başka bir şeye ihtiyacınız yok Şimdi Android Studio'yu da gösterip e, Windows tarafını Rafa kaldırıyorum indirilenler klasörüne gidiyorum burada Android Studio olduğunu görüyorsunuz Nereden indireceğinizi e, Chrome nerede Chrome burada Umarım sekmelerimizi geri açar bize. Evet geri yükle diyelim. Burada Android Studio developer.android.com slash studio dediğinizde sizin için Android Studio'nun sayfası açılacak. Buradan download dediğinizde sizin için Android Studio'yu indirecek. İndirdikten sonra yapacağınız tek şey arkadaşlar yine next next ama lütfen okuyarak next next bunu tekrardan hatırlatmış vurgulamış olayım. Ee, Tamamen kurulumunu detaylı göstermeye çok gerek yok. Şimdi böyle bir bakayım hızlı bitecekse hemen göstereyim, yoksa burayı atlayalım Linux tarafına geçelim. Önceki versiyonu kaldırayım mı diyor. Önceki versiyonu kaldırıp yenisini kuracak. Ben şu anda e, ilerlersem muhtemelen sorun olabilir. E, Visual Studio'yu Çikolata ile nasıl kurabilirim diyor Engin. Engin burada Visual Studio'yu soruyorsan Visual Studio'nun yönergeleri farklı. Onu Chocolate ile kuramayacaksın muhtemelen. Eğer Visual Studio kodu soruyorsan Choco Install VS kod yazacaksın. Visual Studio kod için şey pardon Visual Studio için lütfen buradaki yönergeleri takip et. Şu eğer çok tecrübeli değilseniz çok tavsiye etmiyorum. Ama e, ben denemek istiyorum. Meraklıyım, biraz inatçıyım diyorsanız deneyebilirsiniz. Burada önemli bir noktayı vurgulayayım. Bu kurulum aşamaları arkadaşlar birçok insan için çok baş ağrıtıcı olabiliyor. Bu yüzden yazılımdan soğuyan, yazılımı bırakan arkadaşlar bile var. Biz biraz da o yüzden Flutter'ı tercih ettik. Kurulumda çok sıkıntı yaşamayacaksınız. Ama olur da yine sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ee, sıkıntı yaşasanız bile Flutter'da devam edebiliyorsunuz Bu kurulumlar bittikten sonra unutursam bu sözümü hatırlatın üzerine konuşacağım yani hiçbir kurulum yapmadan da Flutter Geliştirmeye başlayabiliyorsunuz yazılımı öğrenmeye başlayabiliyorsunuz Herhangi bir engel yok ee, Android Studio tarafı da böyle dediğim gibi Bütün önceki her şeyi kaldıracak devam etmek istiyor musun diyor tamamını kaldırıyor ben açıkçası çok devam etmeme taraftarıyım. Burayı lütfen seçin. Virtual e, device bu sanal cihaz. Kendi telefonunuzu da kullanabilirsiniz. Telefonunuzu USB kabloyla bağlayıp her zaman onu kullanacaksanız bunu hiç seçmenize gerek yok. Ama sanal bir cihaz açıp çalıştıracaksanız sanal cihaz ne demek birazdan göstereyim. Hatta şu an bu tarafta açık var mı? Şu arkadaşlar mesela bu bir sanal cihaz. Bu bir sanal iPhone 15 Pro Max içinde de şu anda çalışan bir Flutter uygulaması. Bunu birazdan nasıl yaptığımızı göstereceğim. Ee, o yüzden burayı seçebilirsiniz. Seçmeye de bilirsiniz. Next deyip kurulumu nereye kurmanızı istediğini soruyor. Program faalisi içinde Android Studio 1 olarak kuracak. Muhtemelen öncekinden dolayı. Şimdi next deyip sonra da install dediğimde benim için Android Studio'yu kuruyor. Bundan sonra yapacağınız bir şey ee, uygulama açıldığında yine birkaç kurulum adımı var tamamen bu kurulum bittikten sonra ee, Birkaç adım var O birkaç adımdan sonra Android Studio hazır Tekrar ediyorum Android Studio bu eğitim için şart değil belki de hiç kullanmayacağız hiç açmayacağız Android Studio e, Optional ekstra bir şey kurmayabilirsiniz şurayı son defa gösterip Bence şey tarafını Bitireyim Windows tarafını bitireyim. Windows'la ilgili soruları olan arkadaşlar varsa hızlıca sorsun. Hemen cevaplayabildiklerimi Windows'u kapatmadan cevaplayayım. Ee, Chrome Enterprise yerine Chrome kullanacaksınız evet. Zaten cevap vermiş pardon Serbay. Ee, Linux'u soranlar var. Şimdi Linux'u göstereceğim zaten. Burayı tekrar ediyorum. Windows için bu maddeyi tekrar ediyorum. Şu arkadakine next diyelim. Android Studio start diyelim. Burayı tekrar ediyorum. Şu an gördüğünüz gibi gördüyseniz fazlasıyla yeterli. Bakın biraz önce bahsettiğim şey fazlasıyla yeterli. Flutter var, Windows var, Chrome var, Visual Visual Studio Code var, connected device 3. Yeterli. Fazlasıyla yeterli demeyelim de tam yeterli. Android Studio vardı biraz önce. Ben bozduğum için artık artık Android Studio yok. Android Studio kurulumu devam ediyor. Ondan sonra çalıştırırsam Android tool Chain ve Visual Studio şey pardon Android Studio'yu göreceğiz ee, Burada Android özellikle Tool Chain kısmını görebilmeniz için yapmanız gereken bir e, Nokta var orası açılırsa göstereceğim Şu an Android Studio açıldı orayı gösterip devam ediyorum şu SDK Manager'ı açıyorsunuz Software Development Kit Android için Şu SDK Tools bölümünü tıklıyorsunuz Ortadaki tab bir tık yavaş geliyor şu anda. Burayı seçtiğinizde e, tekrarlı paketleri gizli paketleri gizle şeklinde bir şey görüyorsunuz. O Tiki kaldırın. Bunu kaldırdığınızda Android SDK Command Line Tools göreceksiniz. Bir de Android SDK Tools göreceksiniz. Asıl kısım şu. Yani burada gördüğünüz şey bunu ifade ediyor. Şunu. Eğer bunu seçmezseniz bu uyarı kalkmayacak. O yüzden bunu seçip apply deyip kurmanız gerekiyor. Ben de şu an kurulu olduğu için çıkmadı. Apply dediğinizde sizin için kuracak. Lisans sorup sonra da kuracak. Android Studio tamamdır. Gördüğünüz gibi bir şey yapmanıza gerek yok. Flutter Doktor tekrar dediğimde Android Studio'yu muhtemelen bu sefer var olarak gösterecek. Sonra da Windows defterini kapatıyoruz. Ee, Zeynep bir soru sormuş hocam edit'ten nasıl yaptınız tekrar gösterir misiniz diye edit'ten ne kastediyorsun tam bilmiyorum soruyu biraz daha sorabilir misin ee, Emre Flutter doktor doğru yazmama rağmen kırmızı yazılar çıkıyor diyor kırmızı yazılarda ne yazdığı önemli Biraz önce dediğim gibi sen muhtemelen ortam değişkenlerine Flutter'ın doğru yerini gösteremedin orayı da hemen gösterip geçelim Şimdi Development klasöründe yerel disk C'de Development klasörünün içine attık Flutter'ı. Orada da Bin klasörünü gösterdik. Bin dediğimiz yani biz Terminal'e Flutter yazdığımızda çalışan şey aslında bu. Ee, dolayısıyla bu şekilde Flutter'ın buradan çalıştığını göreceksiniz. Şu şekilde. Flutter çalışıyor. Yerini doğru göstermeniz gerekiyor. Ee, dediğim gibi bu kurulum aşamalarında mutlaka problem yaşayan birçok kişi olabilir. Ee, hocam çikolatayı PowerShell gibi açabiliyor muyuz? Ee, denediğimde olmadı da. çikolatayı PowerShell'in içinde bir araç. Yani birbirinden farklı şeyler. PowerShell sizin terminaliniz. çikolatayı terminalin içinde kullandığınız bir uygulama. O ayrı bir şey değil. Git de normalde bir uygulama. Ama bir uygulama olmakla beraber bir de ekstradan kendi terminali var. Ekstradan yani olmak zorunda değil. Normalde buranın içinden git'i zaten kullanabiliyorsunuz. Yani git. Version dediğimde gördüğünüz gibi Git'in kurulu olduğunu görüyoruz dolayısıyla Cengizhan senin sorun için hayır PowerShell gibi açamıyorsun değil çünkü öyle bir şey değil kendisi Bir paket yöneticisi Onu bir uygulama marketi gibi düşünmeniz gerekiyor sadece kullanımı çok daha kolay Marketten ya da Google Chrome'dan uygulamayı bulup indireyim yerine sadece Choco install kurmak istediğiniz uygulamanın ismi Uygulama ismi tabi bu kendi marketinde varsa kurabiliyor. Yoksa diyecek ki böyle bir şey yok. Gördüğünüz gibi şu anda böyle bir uygulama ismi şeklinde bir uygulama bulamadığım için kuramadım diyor. Ve VSS kod yazsaydım onu kuracaktı. Windows bu kadar arkadaşlar. Şimdi Linux'a geçiyorum. Dediğim gibi sorularınız hala olabilir. Hala kurulumda sorun yaşıyor olabilirsiniz. Ee, zaten ekipler oldunuz şu anda. Ekip içinde bilenler bilmeyenlere mutlaka yardım etsin. Ekip kurmamızın Temel nedeni bu. Ee, o yüzden yardım istemekten asla çekinmeyin diğer arkadaşlarınız o yüzden oradalar, ekipteler birbirinize yardım edip kurulumları yapın lütfen. Ee, Ahmet senin soruna da cevap verip geçiyorum. Yerel diskte de development klasörü çıkmıyor, ben de kendin oluştur orayı. Ee, yani yerel disk C'ye geldiğinde eğer development klasörü yoksa ki yok, bunu kendiniz oluşturuyorsunuz. Sağ tıklayıp yeni deyip yeni klasör oluşturarak buraya Development diyeceksiniz ben şu an dev dedim gördüğünüz gibi Development klasörü oluşturup oranın içine atın Derli toplu bir yerde dursun diye oraya attık yani orası şart değil ee, Yani oraya başka bir isim de verebilirdiniz o önemli değil önemli olan ortam değişkenlerine doğru klasörle ekleyebiliyor Olmanız orası önemli Windows'u kapatıyorum arkadaşlar Windows 11 Fena değilmiş yıllardır kullanmadığım bir işletim sistemiydi. Yani Windows'u kökten yıllardır kullanmıyorum. Windows 11 zaten yıllardır olmayan bir şey. Bilgisayarı kapat diyorum ve Windows gitti arkadaşlar. Şimdi Linux kullanan arkadaşlar için e, geliyoruz. Evet, e, Mac kullanan arkadaşlar için de geleceğiz çünkü ben zaten normalde Mac kullanıyorum. E, burası tamam. Windows'u kapattık gitti. Geldik Linux'a. Linux'ta e, ilk karşılaşacağınız belki sıkıntılardan bir tanesi düz e, Chrome kurmak sıkıntı olabiliyor. Chrome kurmakta sıkıntı yaşıyorsanız uygulama marketinden Chromium'u bulun. Chromium aynı işi görecektir ufak bir farkla. E, buradan Chromium'u kuruyorsunuz. Birinci maddemiz bu. Bunu hallettik. Chromium'u kurdunuz. Sonra Chromium'u açıyorsunuz. Chromium'u açtığınızda geri yüklediğim öncekileri geri getirsin. Yine ilk yapacağınız şey Git'i kurmak. Git'i kurmak için geldiğinizde Windows'tan farklı bir şey olarak görüyorsunuz burayı. Git'in ana sayfasına geleyim. Ana sayfaya geldiğinizde download bölümünü tıkladığınızda Linux'u seçiyorsunuz. Linux'u seçtiğinizde bakın. Eğer Ubuntu kullanıyorsanız burayı kopyala diyor. Terminale yapıştır. Terminal nerede? Şurada uygulamalar bölümünde. E, bendeki Türkçe olduğu için uç birim yazıyor. Ben şu an neden ekranda göremiyorum onu. Ee, buradan kaçmış ya da şu an ben göremiyorum burada ee, önemli değil şurada solda durduğu için önemli değil diyorum ama normalde burada en kötü zaten yukarıda yazarak ara dersiniz uç birim gördüğünüz gibi çıktı normalde İngilizce kullanıyorsanız da terminal yazarsanız yine çıkar gördüğünüz gibi terminal geldi yapacağınız tek şey terminal'e bunu yapıştırmak Ubuntu kullanıyorsanız biliyorsunuzdur muhtemelen Ctrl V ile değil Ctrl Shift V ile yapıyorsunuz kısa yolları değiştirmediyseniz varsayılanı terminal içinde Ctrl V değil bunu yazıp apt install git dediğinizde bakın bu apt install git dediğiniz şey apt bizim Windows'ta biraz önce kurduğumuz Choco çikolatayi burada apt bunlar paket yöneticisi terminal içindeki paket yöneticileri Windows'dakinin ismi Chocolatey. Başka alternatifleri de var. Linux'dakinin ismi APT. APT dışında Snap de var. Linux tarafında çok fazla alternatif var. Ee, ama en yaygını zaten varsayılan olarak da gelen APT Get. APT Get. E, normal APT'den bir tık farklı bir şey bu. Bunlar farklı farklı paket yöneticileri dediğim gibi. Şu anda e, ben bunu yapamıyorum diyor. E, bunu yapamıyorsan meşhur bir şey var sudo zorla yap ee, ve biraz önce kopyaladığım şeyi tekrar yapıştırıyorum aynı komutu Ctrl V deyip enter'a basıyorum şifre istiyor çünkü biraz önce yönetici değildik gördüğünüz gibi ne yaptı bizim için giti kurdu giti kurduktan sonra ki muhtemelen giti e, denemedim ama Linux'ta bildiğim kadarıyla git zaten varsayılan olarak var kurmaya da bilirsiniz yani direkt git versiyon yazdığınızda bir sonuç alıyorsanız Ubuntu'da kurmanıza gerek yok Git kısmını da geçiyorum. Git kısmını geçtikten sonra neye geldik? Visual Studio Code'a geldik değil mi? Visual Studio Code için e, bunu Visual Studio Code'un kendi web sitesinden indirip direkt kurabilirsiniz. Veya şöyle Visual Studio Code buraya girdim. Veya uygulama marketinden mesela Debian şeyi. Şu an Linux'ta çok ciddi sıkıntı yaşıyorum. Benim Linux'um çok farklı çünkü... Linux'un masaüstü Ubuntu'nun daha doğrusu Ubuntu'nun masaüstü versiyonu ARM işlemci kabul etmiyor. Benim işlemcim ARM. Dolayısıyla siz tekrar ediyorum, bende yaşadığınız bu sıkıntıyı yaşamayacaksınız. Ee, Debian sürümünü indirip normal kurulumunu yapabilirsiniz. Onun dışında çoğu zaman uygulama marketinde bu da kullandığınız markete göre yine değişiyor. Buraya VS Code yazdığınızda çıkar. Şu an bende çıkmıyor normalde çıkar bu ikinci alternatifiniz bakın iki alternatiften bahsettim şu an üçüncü bir alternatif diyelim ki benim gibi sıkıntılarla karşılaştınız üçüncü e, alternatif Google'a ben Visual Studio kodu Ubuntu'ya nasıl kurarım yazdığınızda çıkan çeşitli web siteleri var bunlardan bir tanesi bu şu an gördüğünüz gibi snap kullanarak kurmanızı istiyor snap biraz önce dediğim gibi farklı bir paket yöneticisi bunu da denedim bende bu da çalışmadı eğer bu çalışıyor olsaydı hatta tekrardan göstereyim size ctrl c diyorum ctrl shift v diyorum ve enter'a basıyorum. Böyle bir şey yok diyor. Ben kuramıyorum. Snap'in paket yöneticisinde böyle bir uygulama yok. Aslında böyle bir uygulama neden yok? Benim işlemcim için yok. ARM64 için yok. Yoksa AMD kullanıyor olsam Intel kullanıyor olsam var aslında. Ama ARM işlemci kullandığım için yani e, Apple'ın yeni M serisi işlemcilerini kullandığım için böyle bir şey yok diyor bende. Senep diyor ki git başka yere. Hemen geliyoruz başka bir yere. APT'ye başvuruyoruz. Öncelikle APT'yi güncelliyoruz. Bu APT APT Get'ten bir tık farklı. APT'yi güncelledikten sonra e, pardon. APT'yi güncelledikten sonra yapacağınız şey şu bölümden APT'ye direkt olarak Visual Studio kodu kendiniz ekliyorsunuz. Yani APT'nin paket yöneticisine kendiniz bir uygulama adresi ekliyorsunuz. Diyorsunuz ki uygulama burada. Git bul onu, getir kur. Buraya yapıştırıyorum. Burada kopyaladığım kısmı Enter'a basıyorum. Sonrasında yapacağım şey ilgili kayıt anahtarlarını Microsoft'tan istiyorum. Bakın Microsoft'tan bu ben bu uygulamayı Linux'a kurmak istediğime dair Anahtarları istiyorum. Bir tık gördüğünüz gibi Windows'a göre e, Visual Studio Code kurma kısmı azıcık daha baş ağrıtıcı. Ama şanslıysanız Linux kullanırken şanslıysanız marketten bulup yani şuradaki marketten bulup direkt kurabilirsiniz. Daha az şanslıysanız web sitesinden indirip direkt kurabilirsiniz. E, benim kadar şanslıysanız şu an için. Buradan da kurabilirsiniz. En son yapacağınız 5. madde sudo apt install code diyorsunuz ve kurulumu sizin için gerçekleştiriyor. Enter'a basıyorum ve şu anda gördüğünüz gibi kuruldu. Kurulum bitti. Kurulum bittiği için şuraya geldiğinizde uygulama bölümüne geldiğinizde burada Visual Studio kodu görüyor olacaksınız. Şu an görmüyorsanız yine buraya arama bölümüne VS kod yazıp ki V yazdığım anda çıktı. Şu solda zaten duruyor. Buraya eklediğim için sağ tıklayıp burada buraya sabitle derseniz sık kullanılanlara eklederseniz burada sabit olarak kalır. Burası tamam. Şimdi üçüncü maddeyi de gerçekleştirdik. Visual Studio kodu Linux'a kurabildik. Kaldı Flutter. Ee, Flutter tarafı. Burada muhtemelen deneyeyim. sudo apt get eee Install flutter dediğinizde kuracak paket bulunamadı diyor. Gelelim snapte oluyor olabilir bir paket yöneticisinde var. Geri gelelim web sitesine. Nerede? Şurada. Linux kurulum adımları. Yine geri gidip en baştan göstereyim. Get started'a geldiğinizde burada Linux'u seçeceksiniz. Linux'u seçtiğinizde gördüğünüz gibi farklı şeyler görüyorsunuz. Yapacağınız şey sudo snap'ten getiriyor ee, sudo snap'ten getiriyor dedim de sudo dedikten sonra cümlem değişti o yüzden ee, flutter'ı snap paket yöneticisinden getiriyor şöyle tıklayıp geliyorum buraya ve tekrardan yapıştırıyorum sudo snap install flutter classic diyorum sudo zorla yap demek terminal komutları ile ilgili kursu mutlaka izleyin önümüzdeki derse kadar flutter zaten kurulu diyor ve kurmuyor. Kurulu olması zaten pat diye indirip kuracaktı. Sonrasında yapacağınız hiçbir şey yok. Buradan indirip kendiniz de kurabilirsiniz ama çok tavsiye etmiyorum. Burada indirip kendiniz kurmanıza gerekiyor. Burada Flutter Doktor yazalım şimdi. Flutter Doktor. Son bir madde var Kromium yüzünden. Onu da göstermem gerekiyor. Öbür türlü hata alırsınız. Neredeydi? Burada yok. Dolayısıyla göstereyim size burada olmadığı için ben göstereceğim mecburen şunu açayım bu dursun ee, burada notlar var bu notları sizinle paylaşacağım hem Windows için hem de e, Linux tarafında da aldığım notlar bunlar Linux tarafında Windows içinde bu notları almıştım Android Studio'yu ARM işlemcisi için kuramadım dolayısıyla sizin kurmanız gerekiyor eğer Android geliştirmek istiyorsanız, Android geliştirmek istemiyorsanız kurmaya gerek yok. Windows için söylediğim şeyi burada da tekrar ediyorum. Ee, şimdi burada şu anda bizim için e, gereklilikler neler? Flutter kurulumu tamamdır. Flutter var. Google Chrome var. Visual Studio Code var. Tamamdır. Artık ilerleyebiliriz. Yani bu üçü sizde varsa ilerleyebilirsiniz. Yoksa arkadaşlarınızdan yardım alın. Bu üçü olmadan ilerlemeniz şu an için bilgisayar üzerinde ilerlemeniz mümkün değil. Son adımda söyleyeceğim şey hariç. Ee, Linux tarafı bu kadar arkadaşlar. En önemli madde yani şu Chrome gösterip sonradan burayı da terk ediyorum. Ee... Ay sorular arada bir böyle dona kaldığım da sorularınıza baktığım için. Hmm. Şöyle geldik buraya. Şimdi terminalin şu anda en kökündeyiz. Ee, ls a deyip burada neler var bir görelim. Şu 5 bu dosya arkadaşlar. Bu dosyayı şöyle open deyip aslında kod diyelim. Kod derseniz bunu Visual Studio kodun içinde açacak. Bu dosyayı kodun içinde açmak istiyorum. Nokta 5 rc. Ee, bu nokta dosyanın isminde var, yanlış yazılmış bir şey değil. Nokta ile başlıyor dosyanın ismi geldi. Eğer siz bu son, en son, bu dosyanın en altına şunu eklemezseniz, export chrome executable bölümüne chromium eklemezseniz, şunu yorum içine alayım, gö görelim birlikte. Bunu yorum içine aldım, dosyayı kaydettim, terminal'e geri geldim. Şu anda yazarsam sorun yok ortam değişkenleri var diye Windows'ta. İşte Linux'taki ortam değişkenleri burası. Birbirinden farklı şeyler. Ee, Mac tarafında da var. Onu da göstereceğim. Ama aynı şey. Yani şu anda biz ortam değişkenlerine yumu eklemiş oluyorduk. Şu an yoruma aldığım için ekli değil. Ama ben yine de Flutter Doktor yazarsam yine Chrome'u görüyor olacak. Çünkü şu anda aktif terminal bakın hala Chrome varmış gibi. Aslında Chrome yok şu anda. Ama bu terminalin şu anki ee, oturumunda olduğu için kapatıp geri açarsam terminali bu ortam değişkenlerini tekrardan okuyacak. Bunu neden anlattım? Eğer ortam değişkenlerinde bir değişiklik yaptıysanız hem Windows'ta hem de Linux'ta hem de MacOS'ta kullandığınız terminali kapatıp geri açmanız gerekiyor. Flutter Doktor yazıyorum tekrardan. Şimdi gördüğünüz gibi Chrome yok. Gördünüz mü? Öyle bir Chrome bulunamadı diyor. Ben Chrome Executable denedim bulamadım diyor. Biz de şu anda ona diyoruz ki sen Chrome Exit derken aslında Chromium'u kastediyorsun diyoruz ve Chromium'da çalışmış oluyor. Tekrardan Flutter Doktor dediğimde yine çıkmayacak. Tekrar ettiğim yani biraz önce söylediğim sebepten dolayı kapatıp geri açmanız gerekiyor. Bunu kaydedeyim kapatayım. Tekrardan Flutter Doktor diyorum ve e, Linux tarafını sonlandırıyorum. Linux tarafı da bu kadar arkadaşlar. Şimdi macOS tarafına geçiyorum. Ee, Emre development'ı D'ye kurdum. Sorun olur mu diyor. Sorun olabilir. Emi, e, bazı durumlarda sorun olabilir. Şu an sorun olmaz. Hiç problem değil. Bütün uygulamalarınızı D'ye kursanız da normal şartlarda çok sorun yaşamazsınız. Ama Windows biraz sıkıntılı bir işletim sistemi. Her an sorun olabilir. Önemli bir noktaya daha değineyim. Eğer bilgisayarınızın kullanıcı adı Türkçe karakterler içeriyorsa ya da boşluk içeriyorsa bazen Windows'ta onunla ilgili de sorun yaşayabilirsiniz. Onu da düzeltmenizi tavsiye ediyorum. İçinde Türkçe karakter olmayan ve boşluk olmayan bir daha doğrusu ASCII karakterlerin olduğu bir kullanıcı adıyla tekrardan bir oturum açın Windows'ta. Linux'u kapatıyorum arkadaşlar. Burası bu kadar. Linux'la ilgili sorunuz varsa çok hızlı bir şekilde sorabilirsiniz. Mac'e geçiyorum. Ee, Mehmet Aydoğan diyor ki Windows'da her şey tamam Yine de Android SDK Tools indirmek Gerekli mi? Eğer Flutter Doktor yazdığında Hiç kırmızı bir şey çıkmıyorsa Android ile ilgili gerek yok Zaten indirmişsin demektir Eğer çıkıyorsa evet indirmen gerekiyor Kırmızı şey çıkıyorsa ee, Yani rengi kırmızı Olmak zorunda değil bu arada orayı okuyun ee, Android SDK Tool eksik diye bir mesaj görüyorsanız O zaman kurmanız gerekiyor Burası da bu kadar. Bunu da kapatıyorum. Ee, bu Flutter uygulaması. Aslında Windows'ta yapmadık ama e, burada Linux'ta yapsak mı bu bir tane Flutter uygulaması şöyle kapatayım. Sadece göstermek için. Flutter'ı kurduğunuzdan tam emin olmak için. Gerçi Flutter Doktor yazdığınızda e, her şey yeşilse bunu yapmanıza gerek yok. Kapatıyorum. Bu konumuzu uzatmasın. MacOS'a da biraz zaman kalsın. Ee, söyleyeceklerim linux içinde bu kadar Görüntü e, Tarık şey demiş bu linux ne kadar zahmetliymiş aslında linux çok zahmetli değil biraz alışmak gerektiriyor evet nispeten Zahmetli meşhur bir söz vardır linux ücretsizdir eğer zamanınız ücretsizse diye Linux'ta bir şeyler öğrenmek için biraz zaman harcamanız gerekiyor. Tabii ilk dönemlere göre çok 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 iyi. Ubuntu normal şekilde normal bilgisayarınıza kurarsanız çok çok iyi çalışıyor. Benim şu an gördüğüm yaşadığım problemlerin hemen hemen hiçbirini siz yaşamazsınız. Linux yine de iyidir. Fanları var o yüzden şimdi <laughs> Linux'a bir şey demeyelim. Güzel işletim sistemi. Hepsi birbirinden ayrı güzel yönleri var. Yani eksik yönleri fazla yönleri var. Evet arkadaşlar geldik ana işletim sistemimize. Ana işletim sistemi deme sebebim benim kendi kullandığım işletim sistemi olduğu için e, sizin de e, MacOS olabilir işletim sisteminiz e, şimdi geldik MacOS'a tamamdır. Arada kapatıyorum bu terminali şurayı. Yine her şeyi adım adım yapacağım. Geldim Flutter'ın web sitesine. Yine get started dedim. Get started dedikten sonra bu sefer macOS'u seçtim. Ve burada gördüğünüz gibi 4 tane var artık. Diğer işletim sistemlerinde yapamadığınız bir şey daha var. MacOS'ta iOS'a uygulama geliştirebiliyorsunuz. Tabi bu sizi şu şekilde yanıltmasın. Siz e, Windows'da Windows'ta çalışırken de aslında iOS'a uygulama geliştirmiş oluyorsunuz. Çünkü e, Flutter yazdığınız kod iOS'ta da zaten çalışıyor. Ama iOS'ta çalıştıramıyorsunuz, göremiyorsunuz. Yani yazdığınız kodun sonucunu göremiyorsunuz. Yoksa iOS'ta da mutlaka uygulama geliştirmiş oluyorsunuz. Yazdığınız uygulama iOS'ta da çalışıyor. Ee, Şimdi Ertuğrul demiş ki sunucu pazarının %70'e yakını Linux. Belki daha fazladır. Eskiden çok çok daha fazlaydı. Ama şu an sunucudan değil şeyden bahsediyoruz. Linux tartışmaya kapalı. Bence Linux çok çok iyi bir işletim sistemi. Çok yaygın ve zorunlu. Yazılım geliştiriciyseniz Linux'u sevmemek size sadece zarar verir. Ee, bir Linux'u sevmemenin hiçbir faydası yok yani onu söyleyeyim size. Ee, o yüzden bu tartışmayı çok şey yapmayalım. Geliyoruz macOS'a. macOS'ta e, Android'i de seçebilirsiniz, iOS'ta seçebilirsiniz. Aralarında şöyle farklar var. Onları göstereyim. Öncelikle giti vurmaktan bahsedeceğim ama bunun için webten açalım. En basiti web çünkü. En basitten başlayıp ilerleyelim. İlk yapacağınız şey eğer bir e, M serisi işlemciniz varsa bu satırı çalıştırın. Bu satır sizin için şunu yapacak. Eski Intel işlemcide çalışan uygulamaları sizin için M serisi işlemcilere translate eden bir e, çevirmen bu. Çeviri yapan bir çevirmen. O yüzden bunu kurun. Bazı uygulamalar hala e, şeyde iyi çalışmıyor. M serisi e, MacOS'larda, Macbook'larda iyi çalışmıyorlar. O yüzden bazıları çalışmıyor zaten. Onları da çalıştırabilmeniz için terminali açıp buradan kopyaladığınız kodu buraya yapıştırın. Şifrenizi girip Enter'a basın. Sudo ile başlayan her şeyde şifrenizi girmeniz gerekiyor. Çünkü Super User olarak işlem yapıyorsunuz. İkinci nokta Google Chrome'u kuruyorsunuz. Google Chrome'u kurabilmek için Safari ilk açtığınızda zaten Safari geliyor. Safari geldikten sonra Google Chrome yazarsanız sizin için Google Chrome'u nasıl indireceğinizi gösterecek. Ee, nispeten basit olduğu için çok fazla ee, anlatmayacağım. Anlatmıyorum bazı noktaları ama takıldığınız yerler olursa ekip arkadaşlarınızdan yardım alın. Yine de önemli olduğunu düşünüyorsanız önümüzdeki derslerde tekrar sizin için anlatırım Google Chrome'un nasıl kuracağınızı. Geliyoruz Git'e. Git'i kurmadan önce size tavsiyem HomeBrev. Brev install git diyor. Bakın paket yöneticilerinden bahsettik diğer işletim sistemlerinde. Burada da bir paket yöneticimiz var. Brev HomeBrev brev.sh web sitesinde gelip şuradaki kodu kopyalıyorsunuz o zaten sizde var olan bir uygulamayı körlü kullanıp sizin için bunu kuruyor Terminali açıyorum Ve bunu yapıştırıp enter'a basıyorum enter'a bastığınızda size diyor ki devam etmek istiyorsan enter'a bas enter'a basıyorum ve Benim için şu anda Ne yapıyor brevi kuruyor Yani Linux'taki apt veya snap ee, Onun dışında e, Windows'taki Choco neyse MacOS'taki Homebrew'de aynı şey. Brew install git dediğinizde sizin için gitti kuracak. Şu anda Homebrew kuruldu. O yüzden Brew install git diyerek git'i kuruyorum. Yine de git'i elle kurmak isterseniz öyle bir imkanınız da var. Gidip git'in web sitesinden e, Homebrew'e e yönlendirdi. Git'in kendi web sitesi Gelip Donuts bölümünde azıcık yavaş çalışıyor şu an. Tuncay Çete bir soru atmış. Hocam Android Studio'yu pek kullanmayacağız dediniz. Ben de kurmadım. Sorun olmaz umarım. Böyle bir soru gelmiş. Eğer e mu kurulu olarak gördüysen sorun olmaz. Bu eğitim serisi boyunca hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsın. Buradan MacOS'u seçip indirebilirsiniz. Ama Chrome brevi kurduysanız ki zaten bu da yine şeye yönlendiriyormuş. E, kurulum şeyi di direkt olarak yok. O yüzden Brave install git dediğinizde sizin için git'i kuruyor. E, GUI Grafik arayüzü demek yani şu gördüğünüz şey gözle görebildiğiniz terminal dışındaki şeylere GUI deniyor. Grafik arayüzleri de var bunların. Onu da kurmak istiyorsanız yine Brave Install Git GUI diyebilirsiniz. Gerek yok. Ee, i̇lla kullanmak isterseniz göz atmak için kurabilirsiniz. Ee, Git'i aktif kullanacağız. O yüzden Git'i sadece bir araç olarak kur kurmuyoruz. Bu ee, bu taraf böyle. Kaldı Visual Studio Code. Visual Studio Code için normal nerede arkadaş? Visual Studio Code yazarsanız Google'a sizi yönlendirecek. Zaten download dediğinizde sizin için indirecek. Bakayım ben. İndirdikten sonra yapacağınız şey. Umarım bende indirilmişi vardır. Bir hemen kontrol ediyorum. indirilmişi varsa nasıl yapacağınızı göstereyim. Download'da vs kod bir sürü şey bu arada indirdiğim için net göremiyoruz şu an buradan en azından ben göremedim ama nedense burada da ikinciye olacak şekilde çıkardı ha, Visual Studio burada Nereye götürmüş buradaymış ee, Burada yapacağınız tek şey bu zipten bunu çıkarıp Zip olarak indiriyor bunu çıkardınız ya şimdi şu anda downloads klasöründe Burada tutmayın bunu application klasörüne sürükleyin Bunu application klasörüne sürüklediğinizde e, Artık şurada görebiliyor olacaksınız Şöyle Bu şu an diğer monitöre geçtiği için göremiyorsunuz veya şuradan Visual Studio Code yazdığınızda sizin için açılacak bu kadar basit. Visual Studio kodu da kurduğunuzu varsayıyorum. Hala Flutter'ı kurmadık. Git'i kurduk. Şimdi önce Google Chrome'u kurduk. Sonra Git'i kurduk. Ee, sonra Visual Studio kodu kurduk. Şimdi Flutter'ı kuracağız. Flutter'ı kurabilmeniz için yine gördüğünüz gibi iki tane bölüm var. Visual Studio kodun içinden kurmak, indirip kurmak. Burada indirip kurma dediğinizde yine iki şey karşınıza çıkıyor. İşlemciniz Intel mi, Apple mı? Benimki şu an Apple olduğu için Apple olanı seçiyorum. Fark etmiyor. Bunu indir dediğinizde sizin için indiriyor. Şu anda indirmeye başladı. Bu da yine muhtemelen aradan sonraya kalsın gösterebilmem için. Şu anda durdurdum. Öbür türlü internet bağlantısını yavaşlatır. Şöyle yapacağınız şeyi göstereyim yine de. Bu şu an indikten sonra. Bunu buradan silelim artık. Gerek yok. Bu indikten sonra size Flutter klasörü açılacak. Windows'takinden tamamen farksız. Flutter klasörü açılacak. Sizin yapacağınız şey şöyle terminali açalım tekrardan. Terminali açtım. Yapacağınız şey open deyip şu kök bölümü açmak, en kök bölümü açmak. En kök bölüm dediğinizde bu sizin kullanıcı adınız. mab kullanıcı adınızın olduğu yer. Burada yine bir development isminde klasör açacaksınız. Eğer yoksa zaten yapacağınız tek şey sağ tıklayıp e, new nerede pardon şeyi new folder şu sağ üstte new folder deyip development isminde bir klasör açacaksınız. Ben şu anda ismine dev dedim. Yapacağınız şey Flutter'ı buraya taşımak. Windows'ta yaptığımız şeyin aynısı. Ve yine aynı şeyi tekrardan yapmamız gerekiyor. Ne? Buraya taşımak yetmiyor. Aynı zamanda bunu nereye ekleyecektik? Ortam değişkenlerini. Buna da ekleyip ara verelim. Bunu ekleyebilmek için e, şu anda LSA dediğimde bakın nokta ZSHRC isminde bir dosya olacak. Burada gördüğünüz gibi. Linux e, Linux'takinin ismi 5'te. Windows'ta zaten direkt arayüz olarak ortam değişkenleri diye bir kısım vardı. Lin şeydeki MacOS'takinin ismi de ZSHRC. Bunu ee, nano deyip buradan direkt buradan da işlem yapabilirsiniz. Nano z c deyip buradan direkt görebilirsiniz. Veya isterseniz Şeyde yapabilirsiniz. E, ee, kod deyip Visual Studio kodun içinde de açabilirsiniz. Buradan çıkıp orada da deneyebiliriz. Hmm. Şöyle çıkıp nano yerine kod yazdıysanız eğer Visual Studio kodu iyi kurabildiyseniz bu şekilde kodu terminalden kullanabilirsiniz ekleyeceğiniz şu iki satır var bu iki satırı eklemeniz gerekiyor development klasörünü gösteriyor bakın burası home'u gösteriyor development klasörünü gösteriyor flutter'ı gösteriyor bin'i gösteriyor eğer benim gibi development klasörüne yazdıysanız bu iki satırı kopyalayıp chat'e e, yapıştırıyorum whatsapp'taki e, duyuru kanalından size ulaştırsınlar Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü şu an dikkat ederseniz kullanıcı adımla ilgili bir şey yok. Olduğu gibi bunu kopyalayıp kendi bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. Böylece ortam değişkenlerine de eklemiş olursunuz. Ee, MacOS tarafı için de böyle. ilk uygulama yani aradan sonra ilk uygulamamızı MacOS üzerinden açıp ilerlemeye başlayabiliriz. Çete yapıştırdım. Size WhatsApp'tan iletirler. Şimdi mola verebiliriz. Arkadaşlar 12.0 13 e 13.05'e kadar molamız olacak. moladan sonra yeniden buradayız.